Evet cümleten selamlar arkadaşlar. Ben Serkan Yalkın. Borsa ise analiz YouTube kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Öncelikle SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı hepiniz gördüyseniz yasal uyarıyı böyle kaldıralım. <laughs> Bugün ikinci canlı yayın. Evet bu canlı yayında anlatacağımız konu asla zararına satmayan diyen yatırımcıdan trader olmaz ortalama düşürecek param yok gırtlağa kadar doluyum diyen yatırımcıdan orta vade yatırımcı olmaz uzun vade her fiyattan alırım diyemeyen yatırımcıdan da uzun vade yatırımcı olmaz gelin biraz bu konuları ele alalım arkadaşlar bu konuları anlatmaya çalışalım sizlere şöyle chat bölümüne de selam yazalım. Evet, selamlar. Selam kral, iyi yayınlar demiş. Karınca selamlar sürmekler. Saygılar. Evet. Şu canımı ben getireyim. Şimdi arkadaşlar bu konuyu şöyle açıklayalım. Bir trader gerektiği zaman stop loss'unu uygulayacak, stop'u ne olacak. Daha sonrasında tekrar pozisyon açılması gerekiyorsa tekrar pozisyon açacak. Bu şekilde olay devam edecek. Orta vadeli bir yatırımcı orta vade artık neye göre pozisyon aldıysa yani hissenin eğer yani orta vade pozisyon almak için tabii birden çok sebep var. Bunlardan bir tanesi değer yatırımcısınızdır. Bir hisse senedinin ucuz olduğunu düşünüyorsunuzdur. Bu yüzden orta vade bir pozisyon açarsınız bu hissede. Örnek vermek gerekirse burada Türk Sigorta'yı açıyorum ben. Bu hisseyi ben uygun buluyorum. Neden uygun buluyorum? İşte FK oranı 3.71'lerde, PDD'de 1.50'lerde. İşte bu karlılıkla ileriye dönük daha güzel seviyelere gideceğini düşünüyorum. Türkiye Sigorta'nın işte burada bir orta vade pozisyon açıyorum. Daha sonrasında işte hisse fiyatı geriye doğru gelmeye başlıyor. Geriye doğru geliyor. Yani piyasa değeri daha da ucuzluyor. Siz 7 milyar TL piyasa değerinden pozisyon açıyorsunuz. Piyasa değeri geliyor 5 milyar TL'ye. Tekrar pozisyon açmanız lazım ama açamıyorsunuz. Neden? Çünkü e, paranız yok. Orta vade bütün paranızı bağlamışsınız. E, bu şekilde orta vade yatırımcılığı olmaz. Orta vade pozisyon açtığınızda biraz daha temkinli yani kısa vadeden daha da temkinli olmanız gerekiyor aslında. Pozisyonu açarken ilk baştan fiyatın uygun olduğunu düşünüyorsunuz. Ama daha da uygun yerlere gelebileceğinizi de aklınızdan çıkarmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden orta vadeli yatırımcılara nacizane benim görüşüm, tavsiyem. Fiyatların biraz daha geri gelebileceği ne yönelik pozisyon açarlarsa... ...eğer fiyatlar geri de gelirse bu beklenti doğrultusunda daha güzel ortalamayla ile hissede pozisyon açıp daha güzel kazançlar elde edebilirler uzun vadede uzun vade için de ne demişiz her fiyattan alırım diyemeyen yatırımcıdan uzun vade yatırımcı olmaz demişiz bunu da neden söylemişiz arkadaşlar Çünkü Uzun vade bir hisseye değer biçiyorsunuz. Bunu da örnek vermek gerekirse sık sık ile örneğini sık sık veriyoruz. Tekrar tekrar burada da bir örneğini karşımıza getirelim. Neden bunu diyoruz Uz her fiyattan alamam diyorsanız. Şimdi Ereğli'ye bir tahmini fiyat biçersiniz. Uzun vade olarak söylüyorum bunu. Uzun vade bir strateji olarak kuruluyorum. Ereğli'nin şu an piyasa değeri 58 milyar TL. Buna dayalı olarak... E, net karlılığı 5.5 milyar 800 milyon TL olarak gözüküyor. İşte FK 7'lerde piyasa değeri EBITDA oranı 4'lerde piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 4.5'larda. Yani hisse senedi ortalama olarak kendini 4-4.5 senede amorti ediyor. Hatta 5 senede amorti ediyor. Saygılar abicim. E, 4.5-5 senede amorti ediyor. Bu durumla birlikte e, bu hisse senedinde yaklaşık 5 senede kendini amorti etme gibi bir durum var. Eğer bu pozisyonda hisse senedinin uzun vadede karını arttırarak devam edeceğini düşünüyorsanız, karını arttırarak, bakın özellikle söylüyorum, karını arttırarak devam edeceğini düşünüyorsanız, uzun vade pozisyon alırsınız. Burada da kendi kafanıza göre bir piyasa değeri belirlersiniz. Mesela benim Ereğin için e, belirlediğim piyasa değeri 5 milyar 800 milyon TL, ikinci çeyrek net dönem karı varsa bu son çeyrekte 11 milyar TL olacağını düşünüyorsam bunun. FK ortalama FK'sını 10 olarak alıyorum. Yani 100 milyar TL'lik bir piyasa değeri ne ulaşmasını beklerim. Burada da uzun vade Ereğli de 100 milyar TL gibi benim bir piyasa değerim oluşur. Yani piyasa değeri fiyatlamam oluşur. bu doğrultuda da yani uzun vade demeyin bunu biraz daha orta vadeli strateji oldu ama uzun vade tabi kurgulamak lazım bunu. İşte şu karlılığı açıklarsa ya ya atıyorum bunu e, nazilane olarak söylüyorum. E, örnekleme olsun diye anlatıyorum bu videoyu. E, Ereğli'nin 5 sene sonra 25 milyar TL kar açıkladığını kafanızda hayal edin. Yani yıllık bilançoda 25 milyar TL kar açıklayacak. 10 FK olarak fiyatlamasını düşünüyorum bunu da. 10 FK olarak fiyatladığı zaman 25 milyar TL kar açıkladığında 250 milyar TL piyasa büyüklüğüne ulaşması gerekiyor Ereğli'nin 5 sene sonra diye kafamda kurdum senaryoyu bu şekilde ürettim uzun vade kendi hedefimde koydum Ereğli'de 250 milyar TL piyasa değeri 10 FK 25 milyar net karlılık kafamda kurdum bu senaryoyu oluşturdum ve Ereğli karını arttırarak sürekli devam ediyor bu 5 sene içerisinde diyelim. Veren'in 250 milyar TL fiyatlama yapmasını artık bekleyeceksiniz. Burada FK'nın sizin için FK önemli ama çok da büyük bir önemi yok. Karlılık artmaya devam ettikçe uzun vadede pozisyon almaya devam edeceksiniz. Hani fiyat işte 20 lira olmuş, 15 lira olmuş, 13 lira olmuş, 11 lira olmuş. Sizin için pek fazla bir önemi yok uzun vade yatırımcı için. Buradan pozisyon alarak devam edecek ve hissenin karlılığına odaklanacak. istediği karlılıklarının gelip gelemeyeceğini ee, istediği karlılıkların gelip gelmediğine e, bilançolardan açıp ara ara kontrol ederek bunu bilanço dönemlerinde kontrol ederek e, burada uzun vadeli döngüyü sağlamış olacaksınız. Bununla birlikte tabi faaliyet raporlarının okunup e, faaliyet raporlarında ne gibi beklentileri oluştuğunu da kontrol etmek sizlerin elinde arkadaşlar. Kısa vadeli traderlar için de genelde anlattığımız e, döngüler. Asla zararına satmam diyen bir yatırımcıdan trader olmaz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de şu arkadaşlar. Yani trader'sanız eğer kendi kafanıza göre bir trend çizip veya bir indikatör nezinde pozisyon alıp eğer o indikatör pozisyonu aşağıya doğru kırdığında pozisyondan çıkıyorsanız, çıkabiliyorsanız trader olabilirsiniz. Veya o indikatör yukarıya doğru kestiğinde tekrar pozisyon al alabiliyorsanız bir trader olabilirsiniz. Veya bir trend çizip o trendin aşağısına geldiğinde pozisyondan çıkabiliyorsanız veya o trendin trend çekip yine trendi yukarı doğru kırdığında pozisyona girebiliyorsanız trader olabilirsiniz. Bunları da yapmak için yani bir trader olabilmek için aslında piyasayı sıkça takip etmeniz gerekiyor. Çok da iyi takip etmeniz gerekiyor. Çünkü o anlık kırılımlar veya kısa vade kırılımlar gün içerisinde olup o fiyatlamayı yapabiliyor veya kırılım olduktan sonra belli bir Zaman yatay gidip daha sonrasında hareket edebiliyor. Bu durumları da göze alarak kısa, orta ve uzun vade yatırımcı stratejinizi belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldi kadar nacizane anlattım. Buna isterseniz şöyle <laughs> orta vade yatırımcıya kısa şöyle örnekle anlatayım hikayeyle. Şimdi tabii burada paranın maliyeti de önemli bu anlatacağım hikayede. ...bildiğiniz gibi ayakkabıcılık mesleğini icra ediyoruz. Ediyorduk e, vakti zamanında. E, toptancıya gittim. İşte baktım ayakkabılara. O bu derken e, kafama göre böyle bir çeşit ayakkabı aldım, dükkana getirdim. Aldım. Yani ayakkabıları aldım. Fiyatları ortalama 50, 55, 60 lira civarında. Yani ortalama 55 TL gibi bir ortalama fiyat var ayakkabılarda. Kimisi 60 lira, kimisi 50 lira, kimisi 65 lira. Yani ortalama 50-55 lira bir ortalama fiyat çıkıyor. Ee, neyse biz tabi ticaretle hızlı ben ama e, dükkana mal alıyoruz ama bunu da vadeli bir şekilde yani çeki veriyorum toptancıma toptancıdan e, mal alıyorum. İşte 3 aylık 5 aylık çek veriyorsun e, malını alırsın gelirsin dükkanda satarsın. Eğer hızlı bir dönemde satarsan yani e, önüm bayramdır bu satış sürecini bir ayda tamamlayacaksındır. Eğer bir ayda o aldığın malın tamamını satarsan işte 55 liralık ortalamayla aldığın malı 65-70 lira hatta 80 lira ortalamayla satarsan bu paranın yani malın da hepsini satıp paranın tamamını cebe koyduktan koyabilirsen çok güzel. E, o zaman güzel gayet güzel bir şekilde pozisyona devam edersin. Ama şöyle de bir durum var. Tabii e, sektör hızlı olacak mı? Yani satışları yapabilecek misin? O aldığın malın tamamını satabilecek misin? Bu önemli burada. İkincisi e, ürünü vadeli alıyorsun. E, sana satan toptancın da buna bir belli bir vade farkı koyuyor. Yani sen orada 5 aylık bir çek veriyorsun ama tabi toptancı onu hissettirmeden, sana da hissettirmeden e, orada 5 aya uygun olacak tarzda ayakkabıyı 50 liraya sana nakit olarak satacaksa 52 lira, 53 lira, 55 lira gibi bir vade farkı koyuyor. 5 ay süre zarfında. Bu şekilde alıyorsun, kabul ediyorsun. Tabi işler hızlıyken çok güzel. Yani malı satabiliyorken bunda hiçbir sıkıntı yok. Tabi şöyle bir durum oluştu. Ben malları aldım, dükkana getirdim. Güzel. Önümüzde bayram. Bir hafta sonrası bayram. Bir gün geçti aradan bir baktım <laughs> bir tane daha vatandaş geldi böyle dükkan dükkan dolaşıyor kendisi imalatçıymış dedi ki kardeşim biz bu işin imalatını yapıyoruz elimizde şöyle ayakkabılar var değerlendirir misin baktık ya ayakkabılar bizim ayakkabıların aynısı yani aynı aldığımız yani benim toptancıdan aldığım malların hemen hemen aynısı yani hemen hemen aynısı demeyeyim aynı mallar şimdi toptancı ya Getiren vatandaşa sorduk dedik ki ne kadar fiyatlar ne civarda ya işte 40 lira 35 lira işte 45 lira bu civarlarda bir fiyat. Ya bakıyorum şimdi <laughs> kendimiz aldık yani ben aldım işte 55 lira ortalamayla adamdan da alsak adamda da 40-45 lira gibi bir ortalama var. Ya babama baktım ne, ne yapalım filan dedi yani al bu vatandaştan da al. <laughs> ortalama olsun. Daha sonra işte daha uygun satma imkanı olur. O vatandaştan da biraz mal aldık. Tabi bu fırsat her zaman denk gelir mi? Her zaman denk gelmez. Orada işte denk geldi. Fırsat oluştu. Vatandaş hem ayağımıza kadar geldi hem benim böyle bir ulaşım maliyetim olmadı. Diğer türlü hem toptancıya gidiyorsunuz arada ulaşım maliyeti var getiriyorsunuz yani malın getir götür maliyeti de var böyle getir götür maliyeti de yok toptancı hem ayağına getiriyor hem de senin aldığın fiyatın %20, %10-20 daha uygun fiyatına size sunuyor. Neyse dedim e, madem alalım yani bir ortalama da yapalım ne de olsa önümüz bayram bu malı satabiliriz önümüz bayram ama bunu görebiliyorsunuz önümüzün bayram olduğunu ve o malı satabileceğinize inanıyorsunuz oradan da bir ortalama yapıyorsunuz. E bu sefer 75 70 75 lira ortalamayla satacağınız malı 60 65 lira ortalamayla satıp sürümden kazanmaya. Yani sürümden kazanmaya derken ortalama yaptığınız malla birlikte sürümden kazanıp daha fazla e, satmayı hedefliyorsunuz. Bu durumla birlikte fırsat maliyeti yakalamış oluyorsunuz. E, bir orta vade yatırımcı için de e, böyle değişik bir hikaye anlatmak istedim. Bunu da e, yaptık, gerçekleştirdik. Önümüzün de bayram olmasının etkisiyle yani satışları da yapabileceğimizi göze alarak bu durumu gerçekleştirdik. Oldu mu? Oldu. Yapabildik. Her zaman gerçekleşir mi? Her zaman o toptancı, imalatçı ayağınıza gelmeyebilir. Bu durumlar olabilir. Belki imalatçı gelmeseydi biz yine o ürünleri 70-75 lira fiyat ortalamasıyla satmaya gayret edecektik veya 80 lira fiyat ortalamasıyla satmaya gayret edecektik ama böyle bir fırsat geldi ayağımıza. Orta vadeli yatırımcılar her zaman bu tarz fırsatları değerlendirmesi gerekiyor arkadaşlar. Bazen fırsat ayağınıza geliyor. al ortalama esnaf mantığıyla bu <laughs> mantığıyla da borsa ilişkisi aynen öyle. Burada kısa bir ilişki kurmaya çalıştık karınca. Bir de tabi burada sizin stratejileriniz de önemli arkadaşlar. Yine e, bir strateji kurgulamak gerekirse... E, şey ...çok güzel bir örnek olmayabilir belki ama... ...yine de e, bunu da anlatalım. Şimdi bizim Kemalettin abi var. E, bilmiyorum, belki tanırsınız, belki tanımazsınız. Eski Fenerbahçeli bir futbolcu. E, Kemalettin Şentürk. Bilmiyorum, biliyor musunuz? E, Saffet... Safet Akgüs, Kemalettin Şentürk bunları eski yani benim yaş grubumun gençliğine denk gelmiştir. Yani ufaklığına denk gelmiştir. Futbol oynarken onları mutlaka görmüşlerdir. İşte Kemalettin abi bir tane şöyle şeyi de göstermek istiyorum. Bir YouTube kanalı açtı. abi dedim yani düşüncen ne? Ne düşünüyorsun? Ya işte maçların analizlerini anlatacağım. İşte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Abi dedim çok güzel bir şey, iyi bir şey. Gayet güzel. Düşünce çok güzel. Hani maçların e, özetlerini anlatacağım. İşte hata, yapılan hatalar varsa bunları anlatacağım. Gibi bir kurgu yapmış. Bir tane e, YouTube kanalı kurmuş. Abone olur musun dedi. Abone oldum ben. E, nitekim tabii bu işin devamlılığının gelmesi. E, şöyle kapattım. Tekrar ekrana geri döndüm. Bu işin devamlılığının gelebilmesi. Yani e, Devamlılığı gelebilecek mi abi dedim tamam sen böyle bir şey düşünüyorsun çok güzel oluşum çok güzel e, yapacağın iş çok güzel zaten e, bu konuda yeteneklisin bu konuyu yapabiliyorsun devamını getirebilir misin yani buna zamanın var mı senin e, var dedi ya yaparım dedi e, işte iki tane video <laughs> iki video çekti attı ondan sonra tamam hayırlı işler bitti e, bitti gitti bu kadar e, şimdi yazıyorum abi devamı e, devamı yok <laughs> devamı yok bu kadar. Böyle bir strateji tabi kurgulanmaması lazım. Bu arada Hırçın Kemalettin diye geçer bak. <laughs> evet karınca saygılar dostum. Hırçın Kemalettin diye geçer nam değer. Bebek yüzlü Saffet Hırçın Kemalettin. Buradan saygılarımı sevgilerimi iletiyorum. Onlar da mutlaka beni takip, ed takip ediyorlardır. İzliyorlar videolarımı da. Onlara da saygılarımızı sevgilerimizi iletelim. Bu doğrultuda da hem ona biraz gaz verme açısından hem de e, belki devam ettirebilir e, bu YouTube işini. İnşallah devam ettirir. Ben YouTube'da görmek isterim. Kemalettin abinin yorumlarını seviyorum. E, i̇yi yorumlar yapıyor. Futbol yorumlarını özellikle beğenirim. Bu arada Beşiktaş'ta olduğum halde beğenirim yani Kemalettin abi. Zaten benim de oyun arkadaşım. E, kendisine severek, e, saygıyla takdir ediyorum. asıl kelam burada da anlatmak istediğim şu arkadaşlar bu işi yapmak istiyor musunuz veya yapmak istiyorsanız da vade kavramlarınızın nasıl olacağı doğrultusunda yani ben borsayı da yatırım yapacağım deyip daha sonrasında bu süreç alabilir orta ve uzun vadede belki bir süreç alabilir kısa trade'ler yapacağım derken belki hata yaparsınız hatalı bir yerden giriş yaparsınız stop olamazsınız bunlar aslında birbirini çok nasıl izah edeyim bu durumu? Birbiriyle aslında çok iç içe konular ama anlatılması ve karşıda yatırımcıya verilmesi zor olan konular. Yani trader olacaksanız stop olmayı bileceksiniz. Orta vadeli yatırımcı olacaksanız fırsat maliyeti yapmayı bileceksiniz. Uzun vadeli yatırımcıysanız da şirketinizin değerlenmesini bekleyeceksiniz veya değerlenmesi için uzun vade tasarruflarınızda yatırım yapmaya devam edeceksiniz. Bu konuların hepsi birbirini destekler. Ben burada sık gördüğüm hatalardan kısaca anlatmaya çalıştım. Yani sık gördüğüm hatalar, işte ben borsada yatırım yapacağım diye uzun vadeli düşünüyor yatırımcı ama yatırımı kısa vadeli yapıyor. Ben yatırım yapacağım orta vadeli bir yatırım düşünüyor ama işte kısa vadeli bir kazanç bekliyor. Ben Yatırım yapacağım diyor. Kısa vadede hisse prim yapıyor ama işte ben uzun vadeli yatırımcıyım diyor. E, hisse de gereken yerde vermiyor. Daha sonrasında hisse aşağıya doğru geliyor. E, i̇şte ben yatırım yaptım 5 seneden beri aynı fiyatında duruyor diye. E, bu tarz kafa karışıklıkları oluşmasın diye e, bu konuları da anlatmaya elimizden geldiği kadar e, gayret gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdi e, bu konular hakkında... Sormak istediğiniz soru varsa e, Sormak istediğiniz Durumlar varsa sorarsanız elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım Sizlere vade kavramları hakkında sormak istedikleriniz Şimdi Arif Karageç Selamun aleyküm reis vallahi istemini gittim 12'lerden aldım zaten uzun vadeliğim e, Sigara parası niyetiyle alıyorum aydan aya e, Bunlar dediğim gibi stratejiler arkadaşlar uzun vadeli olarak yatırım yaptığınızı biliyorsanız burada artık hisse senedinizde yukarıya gitmeye veya bilançolarında güzel açıklamalar gelmeye devam ediyorsa bilançoları olumlu gidiyordur, karını arttırarak devam ediyordur. FK oranları her açıkladığı bilançoda geri geliyordur ki bu hisse için olumludur. İşte piyasa değeri defter değeri oranları kar açıkladıkça geriye doğru geliyordur. Bunlar olumlu konular. Böyle durumlar oluştuğunda hisse işte senedine uzun vade yatırım yapmak bence en güzeli. Ereğli'de de veya İstemir'de de uzun vade yatırım yapmak bence gayet güzel. iyi fiyatlar diye düşünüyorum uzun vadeciler için. İleri de eğer bu karlılıkların artacağını düşünüyorsanız bence süper uygun fiyatlar diye düşünüyorum ben. Engin Tekcan ne Engin Tekcan, Tekcan ne olur hocam demiş. Teknosa mı o? Nasıl bir sistem? Ee, Nesrin Dilek, yo teknoloji için ne düşünüyorsunuz? Zarardayım. Ee, zarardayım. Çok yazmış. Yo teknoloji için pek fazla bir şey düşünmüyorum. Yo teknoloji için zaten halka arzdan e, bir video çekmiştik. Burada e, bir de şuraya bir not almıştım ya. <laughs> Para çıkarı neredeyse oraya girer diye bir not almıştım. Konuyu da anlatmak istiyordum. Yani para aslında çıkarı neredeyse oraya giriyor veya oradan çıkıyor. Demek ki teknoloji teknolojide artık o para çıkarını doldurmuş diyorum ben. Yani şu fk'larla baktığınızda şu fk özellikle bu piyasa değeri net karlılıkla bu şirkete ben şu fiyatlardan yatırım yapmam. Ama bunun zaten hali hazırda halka arz olmadan önce, halka arz olduktan sonra da işte açılış videosu vesaire vesaire. Margün'de ne yaptıysak aynı da bunda çektik. Nitekim de fiyatlara baktığınızda fiyatlar da işte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Hemen hemen 18 tane tavan yapmış. Yani buralardan artık e, orta vadeli pozisyon alıyorsanız veya uzun vadeli pozisyon alıyorsanız sizin bileceğiniz iş veya uzun vadeli pozisyon alıyorsanız yine sizin bileceğiniz kısa vadeli pozisyon aldıysanız zaten artık burada herhalde ilk o geri geliş hareketinden sonra olaydan yani şu barda olaydan çıkmanız gerekiyordu. Orada çeşitli olaylar da devreye girer. İşte trend kırılımı olmuştur vesaire vesaire olaydan çıkmanız gerekiyor. Kısa vadeli bir yatırımcıysanız bak mesela şurada Artık kısa vadeli trendi aşağıya doğru kırmış. Burada olaydan çıkmanız gerekiyor. Yeotek'te çıkamadıysanız artık mecburen ya orta yani mecburen işte bak bu olay en zoruma giden. Mecburen uzun vadeli yatırımcı oluyorsunuz. Mecburen uzun vadeli yatırımcı olmak çok fazla bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Yani bu şekilde bir uzun vadeli yatırımcılığı yok. Kesinlikle ve kesinlikle ben mecburen uzun vadeli yatırımcı olmak da ne diyeyim bunu nasıl izah edeyim? Ya istediğiniz kağıtta uzun vadeli yatırımcıysanız sıkıntı yok. İstediğiniz kağıtta yani Yeotek sizi ileride güzel olacağını düşünüyorsanız ve o istediğiniz kağıtta uzun vadeli yatırımcıysanız sıkıntı yok. Ama onlar istedikleri için eğer Yeotek'te yatırım yaptıysanız yani bir spekülasyonun içine girip mecburen uzun vadeli yatırımcı olduysanız e, burada takdiri size bırakıyorum. E, onlar istediği için uzun vadeli yatırımcı oluyorsunuz ama bunu unutmayın. Siz istediğiniz için değil yani bir istemirde açılan pozisyonla şu an atakta açılan uzun vade pozisyon aynı olmayabilir. Özellikle belirtmek istiyorum. Evet soruları alalım ya soru varsa sorun arkadaşlar. Sarkuysan hocam uzun vade süper bir hisse. Uzun vade benim de çok beğendim Temettü verimi e, temettü politikası çok güzel olan bir hisse. Karlılığını arttırarak devam ediyor Recep abi Sarkuysan. Hiç sıkıntı yok. Yani e, grafiği açıp da bakmam. Enka, Sarkuysan bunlar e, gönüllerin şirketi. Arsan var. E, %25 kâr yaptı. Geçen ay ucuz. Daha yükselir dedik. Arsan. E, şimdi Arsan'da da orta vadeli pozisyon denenebilir mi? Denenebilir aslında. Yani burada şirketin değerlerine baktığımızda orta uzun vade pozisyonda sıkıntı yaratacağını ben düşünmüyorum. Şirket e, şöyle alayım. Şu bölüme. Yani şirket değerlerine bakıldığında şöyle hafif sağa kaydırsak. Aynen. Şöyle oldu şimdi. Yani Arsan bu baktığımız bu arada. FK 4'lerde piyasa değeri EBITDA oranı 5'lerde. Piyasa değeri esas faaliyet karlılığı oranı 6'larda. Piyasa değeri defter değeri oranı 1.16'larda. E hemen hemen öz sermayesine yakın piyasa değerlerini işlem görüyor. Ve şirket gerçekten güzel karlı. E bunun yanında karını da arttırdığını düşünüyorum ben Arsan'ın. E i̇leriki dönemde artık burada pozisyon aldıysanız ileriki dönemde değerlenmesini bekleyeceksiniz. Orta vadede ben sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum açıkçası. Tabi bunu açıp grafiklerle de tekrar uygun yerde mi aldınız acaba? Doğru yerde mi aldınız yoksa yanlış yerde mi aldınız? Burada da vade kavramlarından ziyade işte o doğru zaman dediğimiz olayı. Yani eforu doğru zamanda kullanma dediğimiz olayı iyi ayarlamak gerekiyor arkadaşlar. Özellikle ve özellikle hisse senedinde orta ve uzun vadeli pozisyon açılıyorsa. <laughs> eforu doğru zamanda kullanma. Sanatını uygulamak gerekiyor, icra etmek gerekiyor. Bunu hisse senetleri üzerinde uyarlamak gerekiyor. Dediğim gibi arsanda ucuz bir kağıt şu an için orta vade pozisyon alınmaması için hiçbir sebep yok bence Tavan tavan giden taban taban döner temel desteklemiyor ise demiş Ceyhun. Valla Ceyhun yazarken çok güzel oluyor. Yazarken çok güzel yazıyorum abi ben de ama anlatırken bu kadar güzel anlatamıyoruz ne hikmetse. Yapacak en güzel anlatma şekliyle anlatıyorum ama ben de aynı görüşteyim. Gerçekten bunları yazmak kolay oluyor ama anlatmak bir o kadar da zor. Yani Yeotek bence değerlenebileceği kadar değerlendi diye düşünüyorum. Yani tamam halka arzda halka arz edilirken uygun fiyatlardaydı. İskontolu halka arz edildi. Hatta %18, %19 gibi bir Yeotek'te iskonto vardı. Ama şimdi o iskonto oranının çok çok üstüne çıktı. Ee, bu fiyatlardan da olaya dahil olmak e, hoş değil. O uzun vadeli yatırımcı olmuyor. Aynen öyle Ceyhun. O uzun vadeli yatırımcı olmuyor. İşte uzun vadeli e, istedikleri kağıtta yatırımcı oluyor. <laughs> Tekfen orta uzun vade e, gol atar mı? PDD'de 0.75 demiş. Ya Tekfen de yine aynı şekilde e, benim beğendiğim e, benim uzun vade portföyümde de olan bir hisse. Fiyatlamalara baktığımızda fiyatlamalar gayet uygun. E, PDD'de Tekfen'de pek fazla bakılmasını e, hoş bulmuyorum. Bu durumla birlikte Tekfen'de piyasa değeri esas faaliyet karlılığına odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Şu an için piyasa değeri esas faaliyet karlılığı oranı e, çok ucuz olduğunu simgelemiyor ama 12'lerde yani çok çok da pahalı bir şirkette değil. Ama bu durumla birlikte iştiraklerinin çok uygun olduğunu düşünüyorum Tekfen'in ve orta uzun vadede e, sıkıntı yaratmayacağını, geri gelse de e, fırsat yaratabileceğini, ileriki dönemlerde bu karlılığın da şirketlerinin yani o iştirak değerlemelerinin de olup çok daha iyi fiyatlara gidebileceğini düşünüyorum nacizane. Uzun vade ve orta uzun vade bir kurgu yaparsak yani 5 milyar TL piyasa değeri tekfen için civata sadece bir tane işte Toros Gübre o fiyatları yapar diye düşünmek lazım tekfen tarafında. Adem Kuzu abi sen orta vadede iş süren stop kullanıyor musun? Keral stratejin nedir? Orta vadede e, şu şekilde söyleyeyim. Yani onu bir önceki videoda anlattım ama bu videoda tekrar anlatalım. Ben orta vadede genelde pozisyon açtığım zaman o eforu doğru kullanma sanatıyla e, pozisyon açıyorum. Genelde 200 günlük ortalamalara yani bu dönem dönem dönemde değişir. Göreceli bir kavramdır. Yani orta vade pozisyon açmak gerçekten göreceli bir kavramdır. E, bunu Şöyle söyleyeyim. Yaşar Yıldırım'ın bir e, videosunda tesadüf eseri denk geldi. E, yani orada konuşma geçiyor aralarında. E, sunumcuyla. Sunucuyla. Ya diyor hisse senedi seçimi konusundan ne yapıyorsunuz gibi bir soru oldu. Göreceli olarak ucuzlara yönelmeye çalışıyoruz. Yani fon portföy yöneticisi bu arada kendisi. Yani fona hisseleri seçerken nasıl hareket ediyorsunuz? Göreceli olarak ucuzları portföye eklemeye çalışıyoruz. Ben de burada eforu doğru kullanabilme adına şu anki piyasa şartları için söylüyorum bunu. Eforu doğru kullanabilme adına işte 200 günlük ortalamaya gelmiş. Geri gelmiş. 200 günlük ortalamanın o bölümlerinde seyreden hisse ve güçlü duran hisselerde genelde pozisyon açmaya çalışıyorum. Şu an için orta vade pozisyonlarda bu hisselerde özellikle çok çok uygun hisseler var. Bunlardan bir tanesi işte Ereğli bir diğeri Tüpraş'tı. Bir diğeri hangisi olabilir? Yani Bu dir gene uygun olanlardan biri ise karlılık açısından yine uygun seviyelerdeydi. Son iki haftadır iyi hareketler yaptı başka karlılığına göre şişe mesela karlılığına göre uygun fiyatlarda ama daha da geri gelirse daha da güzel olur. Yani o 200 günlük ağırlıklı ortalamaya teşke şöyle gelebilse. Şu bölümlere gelse çok güzel bir e, maliyet yapılabilir ki zaten trendler de hemen hemen o bölümü destekler diye düşünüyorum. Yani şöyle bir şişe yakalarsak neden olmasın ki? Şuralara gelirse 7 e, 74 7.60 aralığına gelirse buradan pozisyon alıp daha sonrasında yukarı Gidişlerde Pozisyondan çıkıp gibi stratejiler kurgulanabilir orta vadede Genelde 200 günlük ağırlıklı ortalama kullanmaya çalışıyorum ama Bazen hisseler gerçekten çok güçlü duruyor yani çok güçlü Bunlardan bir tanesi Tüpraştı mesela son dönem için söylüyorum bunu bunlardan bir tanesi tüpraştı Hani 200 günlük ortalamasına gelsin de pozisyon açalım diye düşündüklerimden ama o yani son düşüşlerde hiç kale dahi almadı bizi. yani Serkan abi bırak 200 günlük ortalamayı. bilançolar düzeldi artık. Ben yukarı doğru gideceğim diye düşündüm ben onu orada. Yani o şekilde algılıyorum artık. Hisselerde de konuşmaya çalışıyorum. Şimdi 200 günlük ortalama yani şu bölümlere gelseydi Tüpraş çok güzel pozisyon açma aralığı oluşabilirdi ama gelmedi. İşte piyasa geri gelirken Tüpraş yukarı doğru gitmeye başladı. Burada da ee, ne yapabilirsiniz? Ee, baktığınız hisse güçlü duruyor artık. İlle de o hissede pozisyon açmanız gerekiyorsa yapacak bir şey yok. Artık e, dediğim gibi memur zihniyetini orada uygulamayacaksınız. Tamam Artık yukarı madem gideceksen e, ben de buradan pozisyonumu açıyorum diyeceksiniz. Orta vade pozisyona dahil olacaksınız. E, orada çeşitli indikatörleri kullanabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi mosttur. O yüzden e, mostu da sürekli söyledim. Yani burada artık indikatörde e, kesişim olmuş yukarı doğru devam ediyor. Yani burada bariz satış gelmemiş. Endekse satış gelse de bariz satış gelmemiş. E bakacaksınız most indikatörü aşağıya kırılmamışsa veya e, sizin artık takip ettiğiniz veya MACD indikatörü aşağıya doğru kırılmamışsa. ben MACD'yi de koyacağım. Şurada... E, Artık yukarı doğru pozisyon devam ediyor. Yani uygun bir yerden kademeli bir ortalama ayarlayacaksın. Pozisyon yönü yukarı doğru devam etmeye çalışacaksın. Elinden geldiği kadar trend yönleriyle de bunu destekleyeceksin. İşte yatay trend koyarsın. 100 şuralara ben mesela koymuşum. Yani şu bölgelere doğru geri geliş olursa çok iyi fırsat yaratır demişim kendi kendime. 105 400'ler. O bölgelere dahi geri gelmemiş yani. 106 400'lerden yukarı doğru hareketlenmiş. Yani bu bölgelere geri gelse 105 400 stoplu denenebilirdi. Ee, tüpraş ama o bölgelere bile gelmeden yukarıya doğru hareketlenmiş gibi düşünmek lazım orta vade için. Ne demiş? Evet, hikaye hazır. Gübre ve gıda krizi geliyor demiş. Ya gübre ve gıda krizinden ziyade gübre konusunda ciddi hem Çin tarafında hem de Amerika tarafında ciddi desteklenmeler var. Bu Türkiye'ye de yansıyacaktır diye düşünüyorum çünkü gübre bölümü önemli. Özellikle organik gübre hayatımızda ileriye ileriki dönemde çok daha iyi yerler alacak diye düşünüyorum ben. Orta orta uzun vade senaryoları kurgularken tabii piyasa şartları da önemli. E, sektör şartları da önemli. Sektörlere olabilecek girişler veya sektörün ileriye dönük beklentileri neler olacak bunları da araştırmalarınızın içine katmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu piyasa değeri öz sermaye ile aynı fiyatlanıyor bakalım. Şurada ucuz, ucuz olan hisselerden. O. Öz sermayesi Goodyear'ın e, 1 milyar 127 milyon TL, piyasa değeri de 2 milyar 100 milyon TL. da yani FK oranlarına baktığınızda ucuz, piyasa değeri bitti, oranlarına baktığınızda da ucuz, piyasa değeri esas faaliyet karlılığında da uygun duruyor. Uygun bir ise budur. Yani şu karlılıkla eğer bu karlılıktan daha da iyi karlılıklar gelebileceğini düşünüyorsanız orta uzun vade için ben sıkıntı görmüyorum. Kısa vade pozisyon açacaklar. Zaten eğer trend yönü orta vade yukarıysa Burada da e, orta vadeli bir trend oluşmuş Ve yukarıya doğru gidiyor e, Değerlendirmek lazım Bu dir tarafında Ekrandan kaldıralım Ama bu dir'de bak şu pozisyonlar Eğer oluşursa yani Bir eğer pozisyon alamıyorsanız 200 günlük ağırlıklı ortalamaya geldi 200 günlük ağırlıklı ortalamadan pozisyon alamadıysanız Yani şu bölgelerden bu Pozisyonun içine dahil olamadıysanız O düşüşlerde şu bölgelerden Oyuna dahil olamadıysanız, artık 200 günlük ağırlık ortalamaya gelmiyorsa, burada nasıl bir strateji belirleyebilirsiniz? Şöyle trend kırılımlarını yakalayabilirsiniz. İşte trend kırılımları bu yüzden önemli. Burada bir trend kırılımı olursa, goodir tarafında, yani fiyatlamalar artık şu bölgelerin üstüne doğru hareketlenirse, 7.94'lerin üstüne doğru hareketlenirse, burada artık kısa vadeli veya orta vadeli bir pozisyon açılabilir. Uzun vadeli pozisyonların zaten devam ettiğini düşünüyorum Goodyear tarafında. Çünkü bilanço hala hazırda. Aktif büyüyerek devam ediyor. Gidipçi olacaksınız. Sonra stop falan yok. Ah şu dünya borsaları. Gese <laughs> de kere film alalsak. Valla Ceyhun dünya borsaları da Cuma kapanışta iyiydi. Ben Türkiye'de yani bizim tarafımızda fiyatlamanın biraz geç kaldığını düşünüyorum. Yani aslında trend kırılımı oldu. Özellikle cuma günü e, herhalde o klasik cuma satışları diye düşünüyorum. Yani şurada güzel bir trend kırılımı perşembe günü yaşadık. Ardından da kırmızı bir bar geldi Türkiye piyasasında. Buradan yukarıya doğru aslında piyasanın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ki daha önceki videolarda da bunu belirttim. Yani burada güzel bir trend kırılımı oldu, değerli bir trend kırılımı. Kısa trend kırılımı dediğimiz o kısa trend kırılımı. Dolarda da aşağı yönlü bir kırılım oldu dolar TL'de. Bakalım neler olacak? Yani burada BIST 100 şuradaki kısa trendi aşağıya doğru kırdığında da yine aynı yani aşağıya doğru bir kırılım oldu. Dolar TL'de yukarı doğru bir kırılım gerçekleşti demiştik. Şimdi de BIST 100'de yukarı doğru bir kırılım, dolar TL'de aşağıya doğru kısa vade bir kırılım oldu. Bakalım. Bu fiyatları yukarıya doğru sürecekler mi, sürebilecekler mi? Buna bakacağız. Buna göre pozisyon almakta fayda var. Biraz da pozisyonlarınızı alırken endeksi de olayın içine dahil ederseniz, yani endeksin az buçuk yön tahminini yapabilirseniz pozisyonlarınıza daha başarılı olabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Serkan Bey, biri olur. Biriko hakkında hiçbir fikrim yok abi. Takip etmedim fiyat. Hareketli ortalamalara saatlik mi günlük mü bakıyorsunuz? Hareketli ortalamalara günlük bakılır abi. Saatlik bakılmaz. Günlük grafikte açarsın hareketli ortalamalara bakarsın. Genelde baktığım hareketli ortalamalarda yani 200, 100 ve 50 günlük ortalamaları kullanırım ama eğer bu 200, 100 ve 50 günlük ortalamaları kaybetmiş ve aşağıya doğru yönelmişse daha sonrasında daha kısa işte 7 günlük, 20 günlük ve 5 günlük ortalamaları da kullanabilirim duruma göre. Face Despek Arena diplerde sanki lotu az karlı. Despek Arena tarafında yani Arena tarafında pek fazla bir şey demek istemiyorum. Arena çünkü baya baya fiyatladılar orada. Despek tarafında uygun olduğunu düşünüyorum. Arena'da önceden bir fiyatlama oldu. Tamam burada şey olarak ucuz duruyor. Yani defter değerine yakınmış gibi gözüküyor ama gözükmesin. Burada fiyatlamaları bir tık önceden yaptılar. Çok pahalı bir hisse değil ama çok çok da ucuz bir hisse değil. Ziya'de Despek biraz daha avantajlı gibi duruyor. Yine de sizde takip etmeniz açısından loto az karlılığı olan o borsa hani diyoruz ya borsacı dedenin sevdiği hisselerden, ya borsacı dedenin sevebileceği hisse tarzında bir hisse. İşte karlılık 12 12 milyon 500 milyon TL, sermayesi 23 milyon lira. Bu durumla birlikte fiili dolaşım oranı 11 milyon 600 bin adet gibi düşük bir fiili dolaşım oranı var. Yani sert hareketlilik olabilir ki bundan öncesinde sert hareketlilik oldu fiyatlarında. Dikkatli takip etmek lazım. Bu tarz şirketlerde biraz daha benim görüşüm çok böyle dip bölgelerine yakın pozisyonlar alındıysa orta vade biraz zaman vermek iyi olabilir. Şu bölgeler güzel bir bölgelermiş. Pozisyon alma açısından. 200 günlük ağırlıklı ortalama ekleyelim bakalım 200 günlük ağırlıklı ortalamanın üstünde hareketleri daha da güzel oluyor bakın şurada üstüne atmış tekrar geri gelmiş 200 günlükten destek alıp yukarıya doğru hareketlenmiş 200 günlüğün altına gelince de artık böyle hisse biraz sarhoş taklidi yapıyor burada yatay da artık buradan dönüp dönmeyeceğini değerlendirmek lazım dönebileceğine inanıyorsanız pozisyon alıp güzel bir yere stop koyup en azından kısa vade bir pozisyon denenebilir diye düşünüyorum Yani 8.50 şöyle bir orta vade stopu diyelim. 8.50 orta vade stoplu denenebilir. Bu bölgelerden hatta şuralara doğru geri gelirse de fırsat yaratır. Yani 8.75'lere doğru gelirse fırsat yaratır gibi düşünmek lazım. Despek tarafında orta vadeli, kısa orta vadeli diyelim. Hocam pars, parsan lütfen beğeni butonuna basalım diyor. Parsan bakalım parsan. Parsanda bariz üçgen var. Bunu özellikle belirteceğim. Burada bariz üçgen e, formasyon oluştu. Artık aşağıya doğru mu kırılır? Yukarı doğru mu kırılır? Aşağıya kırılırsa e, burada fake bir hareket mi olur? E, nasıl bir durum oluşur bilmiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla şöyle bir grafik var arkadaşlar. Yani bu sıkışma hemen hemen gerçekleşmiş. Artık son 1-2 barı kalmış. Yani 1-2 haftası var gibi gözüküyor. Yani bu 1-2 hafta içinde artık fiyatlamalar oluşur diye düşünüyorum Parsan tarafında. Ya baktığımızda bir bar ya. 1-2 bar. Yani 1 veya 2 bar maksimum. Artık bu kırılım gerçekleşir. Aşağı veya yukarı yönlü. Bu baktığım grafik bu arada haftalık ve orta vade bir grafik. Yani bunun artık şu kalınlaştıralım mı? Mavi yapalım. Parsan tarafı. Şu trend kırılımı yukarıya doğru olursa, mavi trend yukarı doğru kırarsa, artık yukarıya doğru fiyatlamalar gelir diye düşünüyorum. Aşağıya doğru kırmızı aşağıya doğru kırılırsa, fiyatlamalar aşağıya doğru gerçekleşir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Parsan tarafında şöyle bir günlük olarak da bakmak lazım. 200 günlük ağırlıklı ortalamanın altında 150 ben şu bölge yani ağırlıklı ortalamanın o yumak olduğu bölge şu bölge yine önemli olacaktır diye düşünüyorum 28-20 seviyeleri 28-20 o bölgeler e, önemli olacaktır diye tahmin ediyorum arsan tarafında eğer bu ağırlıklı ortalamaların üstüne atıp devam edebilirse e, ondan sonra güzel hareketler olur Parsan tarafında bilginiz olsun şu an böyle e, sıkışma devam ediyor hala. Temel yukarı kıracak diyor ben demiyorum. Temel bakın diyor. Aynen öyle. Temel yukarı kıracak diyor ama e, burada tabii piyasanın etkisi de önemli. Piyasalar aşağıya doğru gitmeye devam ederse e, yani orada hisse senedinde de negatif fiyatlamalar oluşabilir arkadaşlar. Ne diyor? ABD Çin batıran için ster enflasyon nakit daha sağlık her şey ona göre işliyor. Kış çetin olacak. Para kazanma değil, kaybetmeme zamanı. Geleceğin yolu yazmış. Şimdi geleceğin yolu ben sana şöyle izah edeyim. Sen bizim 2021'in başlarında yani 2021'in Ocak ayında ben bir video çektim. O videoyu bence kısaca izlemeni sana nacizane tavsiye ediyorum. O borsanın yani Zirve fiyatlarında olduğu dönemlerde, şu fiyatlarda 1580 civarlarında şuralarda bir video çekmiştim. Orada senin bu söylediklerini söylemiştim zaten. Artık 2021 para kazanma yılı değil de daha çok parayı elimizde tutma yılı ama fırsatla yakalanırsa para kazanılabilir diye bir video çekmiştim. O videoyu aslında bulup teşkil izletebilsek ben bunu 2021 yılı için zaten söylemiştim ama. Şu dönem bence o dönem değil gibi düşünüyorum. Neden dersen şöyle bir tezim var. Yani 200 günlük ağırlıklı ortalamanın o civarları bölümünde geziniyoruz. Bunu Ocak ayında söyleseydik şuradan tüm trendleri sileyim de. Yani bunu Ocak ayında söylememin sebebi ağırlıklı yani 200 günlük ağırlıklı ortalamadan çok çok uzaklaşmamızdı. 200 günlük ağırlıklı ortalamanın. Yani birinci ayda 200 günlük ağırlıklı ortalama ile aramızdaki farkı ben size söyleyeyim 1234 seviyelerindeydi borsa 1573 1580 seviyelerindeydi yani yaklaşık olarak 30 bin puanlık bir fark vardı 30 35 bin puanlık bir fark vardı 200 günlük ağırlıklı ortalama ve BIST 100 Düzün e, oluştuğu fiyatlamalar arasında e, bu fiyatlamalar oluşunca düzeltmenin gelmesi kaçınılmaz oluyor. Daha sonrasında e, işte buna bir kulp buldular veya bir neden buldular. Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. 200 günlük ağırlıklı ortalama civarlarına geldi. Daha sonrasında e, süreç 200 günlük ağırlıklı ortalama ve e, az üstünde devam etti. E, tekrar bir yukarı trend yakalanır mı? Yakalanabilir. En azından 200 günlük ağırlıklı ortalama civarlarında dolaşıyor endeks. Yani altında kalıp işte altında devam etse belki negatif sonuçlar doğurabilir ama şu an için 200 günlük civarında gayet güzel dolaşıyor. Trade yapmak için iyi fırsatlar, orta vade için e, bence yani orta vade pozisyonlar için iyi fırsatlar ama uzun vadeci uzun vadeci yatırımcıları biraz üzebilirler. Neden üzebilirler? İşte burada fiyatların biraz yatay veya yataya vari gitmesi işte hoş bir pozisyon değil. Yukarı çıkıyor hisseler, tekrar geri geliyor. Uzun vadeli yatırımcı için, gerçi bunlar da fırsat ama işte orada fiyatların fiyatlamaması veya e, bu pozisyon doğru bir şekilde nasıl anlatılır? Şimdi 2020'de pozisyon alan bir yatırımcı, daha doğrusu 2021'in başlarında pozisyon alan bir yatırımcı, işte şu fiyatlara geldiğinde bakıyor, ya bir sene zaman geçmiş aradan ama hisselerde fiyat hareketliliği gelmemiş diye düşünebiliyor yatırımcı. Bu şekilde düşünceler oluşuyor piyasada. Bu şekilde düşünceler oluştuğu zaman da tabi aslında hoş pozisyonlar değil uzun vadeciler için ama onlar için de toplamak için ben bir fırsat olduğunu düşünüyorum şu fiyatların çok çok uygun fiyatlayan şirketlerimiz var bunu çok özellikle özellikle değinmek istiyorum yani bu çarpanlarla ne bileyim işte Eczacı ilaçtır başka seleç Mesela çok iyi çarpanlarla fiyatlıyor. Oyak çimento yine aynı şekilde. Kortsa iyi çarpanlarla fiyatlıyor. Şişe çok iyi çarpanlarla fiyatlıyor. Ve bunlar sağlam hisseler yani arkadaşlar. Tüpraş yine aynı şekilde. Ben hala çok çok ucuz olduğunu düşünenlerdenim. Türk Hava Yolları zaten bedavanın bedavasına daha ne olacak? Bankaların tamamı bedava fiyatlarda. Hareket gelmiyor diye kimse pozisyon almıyor yani ucuz şirketlerimiz var Aselsan Arçelik e, Arçelik efsane tarihsel bedava FK fiyatlarıyla işlem görüyor Aselsan ona keza aynı şekilde e, tarihi çarpan FK fiyatlarıyla işlem görüyor Anadolu Efes bedavalara yakın ee, Sabancı Holding Koç Holding zaten çok ucuzlar benim söylememe gerek yok e, <laughs> diye düşünmek lazım böyle anlat anlat bitmez bu hisseler evet, Cenk Çetin Hektaş demiş ya Hektaş'ta da... Bunu çok defa anlattım ama tekrar anlatayım. Yani burada doğru pozisyon yani o eforu doğru kullanma sanatı geçti. Geçti derken şu şekilde geçti. Yani burada 200 günlükten fırsat verdi hekta. Şu bölümde eğer e, olayın içine yani 200 günlüğe yakın bölgelerden pozisyonun içine dahil olursaydı burada e, kısa vadede iyi bir kazanç vardı. Yani kısa orta vadede iyi bir kazanç yakalanmıştı hemen hemen. %20'lik bir kazanç yakalanabilirdi. Elde edilebilirdi. Ama yapacak bir şey yok artık. O bölümlerden uzaklaştı. Buradan pozisyon açmam için benim şu fiyatların üzerine doğru hareketlenmesi lazım Hektaş'ın. Yani 9.01'lerin üzerine doğru hareketlenmesi lazım diye düşünüyorum Hektaş tarafından. Aksi takdirde yani şu bölgelere deyip tekrar geriye doğru 200 günlük ağırlıklı ortalamaya doğru gelip bir fırsat vereceğini düşünüyorum. Buralardan pozisyon açmak benim işime gelmez. Orta vadeli bir pozisyon açmak işime gelmez kısa vadeli pozisyon açılabilir. Kısa vadeli işte her trend kırdığında pozisyon açılabilir. Bunda sıkıntı yok. Yani şurada bir mesela kısa bir trend kırılımı oluşmuş. burada pozisyon açsanız yine para kazanırsınız ama şu an orta vadede benim işime gelmiyor. Fiyatlar da yukarı yönlü devam ediyor. Daha uygun, daha cazip fiyat fiyatlar daha cazip hisseler yakalayabilirim diye düşünüyorum ben. Yani Hektaş'tan daha cazip hisseler yakalayabilirim diye düşünüyorum. Hektaş'ı artık kısa vade yapabilirsem Hektaş'ta trade yaparım. Ne diyor? Taner Balcı hangi firma ile çalışıyorsunuz? Bankaların stop zarar kesi yok da diyor. Ee, burada ileriki dönemde belki böyle hani stopu zarar kesi olan bir firmayla şey yaparız, irtibata geçeriz. İleriye dönük olabilir ama Taner abi yani burada benim şu firma bu firma demem uygun olmaz. Eğer böyle bir yani grup nezdinde indirim yapacak e, böyle bize ekstra fırsat ekstra e, bize bir şeyler katacak bir fırsat olursa değerlendiririz izleyen e, tabi kurum yetkili kurum arkadaşları varsa onlar da. Benimle irtibata geçebilirler. Bir indirim durumu söz konusu olursa, burada e, yatırımcıların lehine yatırımcıların e, kazançlı çıkabileceği yönde bir anlaşma yapılabilirse, bir kurumla da anlaşma yapabiliriz. E, biz YouTube kanalı olarak sıkıntı yok yani. Petun, Petun da ucuz fiyatlardan bir tanesi. Onda da orta vadeli, uz, orta uzun vade Ben e, sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama Fiyatlamalar aşağıya doğru oluyor Dikkatli olmak lazım Yani 200 günlüğünü kaybetti 200 günlüğünü kaybetmesiyle birlikte Fiyatlar aşırı derecede Aşağıya doğru geldi Bundan sonra ben bir tık daha dikkatli olması lazım Destek bölgeleri hemen hemen de O bölgelere gelmiş gibi Yani artık yatay Tüm yani 200 günlük ağırlıklı ortalamasını kaybettikten sonra yapabileceğiniz tek şey şöyle iki e, yani olası alıcının gelebileceği yerleri kestirebilmek arkadaşlar olası alı, alıcının gelebileceği ilk yer burası paralel bak ikinci bir yer yani ilk yer şurasıymış şu bölgelermiş yani şurada o bölgelerden sıkça alış gelmiş bir alt kısmından e, o merkez bankası yok o zaman değil. Kareketinde o Ağustos aylarında yapmış 2020'de ilk etapta şuraları 16.42 daha sonrasında 15 39 seviyeleri 15.40 seviyeleri Petun tarafında orta vade pozisyonla ekleme yapabilmek için uygun yerler diye düşünüyorum ama şimdi baktığımızda şu 15 39 da kaybederse daha da sıkıntılı bir pozisyon oluşacak. Bence e, burada dikkatli bir şekilde izleyip acaba şu bölgelerin üstüne atabilecek mi? Yani 16.42'nin üzerine atıp oralarda kalıcı olabilecek mi? Bunları izlemek lazım diye düşünüyorum. Patreon tarafında. Çünkü çok yani iç açıcı durmuyor grafiği. Çok iç açıcı durmuyor. Hem 200 günlüğünün altında hem de e, destek bölümüne yakın. Pozisyon alacağım diyenler için avantajlı fiyatlar. Ama e, dediğim gibi stop... Edebilir de çünkü buradan yukarıya doğru sert bir hareketi var şu bölgelerden 10 lira 9 lira 10 lira civarından yukarıya doğru sert bir hareket yapmış. Burada artık 15 39'un çalışıp yukarıya doğru hareket etmesini bekleyeceğiz 200 bin'e doğru diyeyim. Developer yazmış. Taner Bilot. E, satın al ver. E, zincir emire bağla. E, 20 bin sat ver diyor. Stop olursun. Anladım umarım demiş. Ya şimdi onu pek herkes yapamıyor abi. E, Mehmet Ali abi. Onu herkes net aktif bir şekilde uygulayamıyor. E, zincir emir bilmiyorum. Zincir emir çoğu bankada da yok. Ama denemek lazım. Ba hani belki olabilir zincir emirde. Zincir emiri varsa denemek lazım. Yoksa da ee, dediğim gibi bir kurumla yarın öbür gün ileride anlaşabiliriz o konuda. Yani yatırımcıların le lehine olsun yatırımcılar kazançlı olsun bizim amacımız burada bu yatırımcının aleyhine olacak e, bir kurum olmaması lazım diye düşünüyorum. Yani bize fırsat sağlaması lazım. Piyasadan daha uygun e, komisyon oranı vermesi lazım. <laughs> Bunun yanında e, hizmetlerinin güzel olması lazım. İstediğimiz her şeyin de olması lazım diye bir gibi. Abitrade e, ederken önce haftalık mı bakıyorsun diyor. Yok, trend öderken önce haftalık bakmıyorum. Trade ederken ben önce günlük hisse trende girmiş mi, girmemiş mi ona bakıyorum. Yani günlükte hissede bir trend oluşumu var mı yukarı yönlü ona bakıyorum. Eğer bir günlükte trend yani günlükte bir trend oluşumu oluşmuşsa kısa vadede zaten para kazanmak daha da kolaylaşıyor. Günlük e, o yani orta vade yükselen trendi yakalayabildiğiniz zaman günlük gün içinde alsat e, daha kolaylaşıyor. Yani başarı oranınız %50'den %60'lara, %70'lere çıkıyor diyeyim. Polo bakabilir misiniz diyor. Polo'ya da bakalım. Polo da artık burada iyice yataya bağlamış grafiklerde haftalık olarak bakmamın sebebi şu arkadaşlar. Haftalık grafiklere baktığınızda hisselerin az buçuk nerelerden tepki yaptığı, nerelerden geriye doğru dönüşler yaptı. Yani büyük resmi aslında size gösterebiliyor ama anlayana tabi. Mesela yani Polo tarafında baktığımızda şöyle bir yatay orta vadeli stratejiler daha net çıkar. Haftalık grafiklere baktığınızda. Yani orta vade pozisyona baktığımız zaman son 5 sene içerisinde söylüyorum bunu Polho'da. Şirkette eğer çok büyük ağım şağım değişiklik yoksa ben bir tane çay alabilir miyim? Çay, çay misin amca? Başka bir şey? <laughs> tamam kanka. Ee, yani hisseye şöyle bir açarsınız bakarsınız haftalık grafikte. Mesela bu açtığımız Polho. Ee, buna olası nerelerden hareket geliyor? Nerelerden e, hareketler geliyor? Bunları az çok görülebilir. Mesela Polho tarafını açtığımızda İlk etapta şu bölgelerin destek bölümü olduğu. Yani şunu tekrar günlüğe çeviriyorum bu grafiği. Günlüğe çevirdiğiniz zaman da o koyduğunuz artık destek direnç seviyeleri oluyor işte. Destek direnç belirleme diyorlar. işte o destek direnç belirleme orta ve uzun vade için bu bu şekilde yapılması gerekiyor. Bu şekilde yaparsanız başarılı olursunuz arkadaşlar. Yani genel olarak kısmi çalışabilir, sürekli çalışmayabilir. Bazen istediğiniz seviyeye gelmeyip bir üstünden döndürebilirler veya istediğiniz seviyeye gidip Hafif üstünden geriye doğru döndürebilirler. Bunlar olabilecek şeyler. Kısmi olarak nerelerden döndüğünü, nerelerden e, hareket gelebileceğini sizlere e, anlatması açısından yatay trendler çizilir. Yatay trendlerde baktığımızda şöyle yani Pol bu bölgelerden yani 3.42 bölgelerinden e, satışların daha öncelerde geldiğini. Bak şurada 1, 2, 3 yani geçse de yine altına indi. 5, 6, 7... Daha sonrasında o bölgenin üstüne çıktığında yani 3.45, 3.44, 3.45 bölgelerinin üstüne çıktığında şu bölgelere kadar hareket olduğu Daha bir paralel daha çizelim. Orada şuraya, şuraları da önemli olacaktır. Şu bölgeler. Hadi şöyle diyelim. yani bu 3.45'lerin üstüne çıktığında daha, sonrasında 4. daha sonrasında 4.26'lar daha sonrasında 4.71'lerin önemli olduğu. Ama işte 3.44'lerin altında kaldığında şu 2.53'lere kadar e, geri çekilmenin olabileceği bu bölümün her zaman aklımızda olduğu en kötü fiyatlamaların e, şu fiyatlamalar yani 2.12'ler gibi bu bölgelerde gerçekleştiğini e, göz önüne alırsak bu fiyatlamalar bence e, Polo için orta vadede şu fiyatlamalarla pozisyon alacak bir yatırımcı. Hani geri gelişlerde de yani şu 2.12'ye kadar e, ortalama bir... Pozisyon ayarlayıp geri gelişlerde pozisyon alırsa buralardan yukarı doğru hareketlenmelerde kazançlı olur diye düşünüyorum. Yani şu haftalık olarak bakmamdaki amaç şu: şirkete haftalık açıyorum. şu Özellikle hani çok çok da geriye gitmeye gerek yok. Yani çok geriye gitmeye gerek yok derken neden çok geriye gitmeye gerek yok? Artık 2012 ile 2016 aralığına bakmaya gerek yok. Çünkü orada bir trend değişimi olmuş hissede. Yani fiyatlamalarda değişiklikler olmuş. Bunun sebeplerinden bir tanesi işte bilançolarda düzen, bilançolardaki oluş, oluşabilecek düzelmeler, e, ne bileyim, enflasyon farkları. Artık e, hisse bu fiyatları fiyatlamıyor. Neden? Çünkü bilançoları güzel geliyordur büyük ihtimalle. E, enflasyon farklamaları farklarından dolayı da artık yukarıda fiyatlaması gerekiyor. Yani fiyatların realistliği dediğimiz olay. O paranın maliyeti videosunu mutlaka izleyin siz de. Değer gitgide artıyor yani. Fabrika yeri alıyorsunuz. yani hissenin içindeki değerlemeler artıyor. Bu yüzden de şu son 5 sene içerisindeki değerlemeyi almak bence mantıklı gibi. Yani 5 senenin öncesini almak çok çok mantıklı durmuyor. Veya 5 senenin işte iyi olan bir senelik kısmını almak da mantıklı değil. 5 e, senelik genel bir grafiğe bakmak. Eğer çok iyi performans göstermişse e, biraz negatif olmak. Çok kötü performans göstermişse de e, biraz pozitif olmak lazım. Tabi finansallarını da olayın içine ekleyip pozitif veya negatif olmak lazım. Polo'da ben negatif bir pozisyon görmedim. Temettü politikası da olan da bir hisse. Yani ben Polo'yu açıkçası şöyle hiç gönül gözüyle açıp haftalık bakmamıştım ama temettü politikası olan bir 2013'ten beri hiç sektirmemiş temettüsünü. E, 2021'e kadar vermiş. E, temettü politikası olan hisselerde hani geri çekilmeler ben şu bölgelere kadar değer geri çekilirse çok iyi fırsat maliyetleri oluşur diye düşünüyorum. 12'lere kadar. Valla çok çenem düştü bayağı da konuştum. Başka var mı? Maren'de beklentin nedir abi diyor. Ya Maran'de beklentim falan yok arkadaşlar. Maren'de benim beklentim yani bu şirketin iskontolu olduğu. Bunun yanında işte bu şirket iskontoluysa işte kariyenin de iskontolu olduğunu ben videoda nacizane anlatmaya çalıştım. Hani ondan sonra o Maran için çektiğim videonun altına ne oldu falan filan yazmış biri. Sildim gerçi o yorumları da. Ne oldu senin iskontolu Maren'in prim yapmadı falan filan yazmış. Yani bazen fiyatlamalar sizin istediğinizde gerçekleşmeyebiliyor arkadaşlar. Bunlar gayet doğal şeyler. E, nitekim açılışta e, işte tavan tavan gitmedi ama açılıştan bir gün sonra tavan yaptı. E, önemli olan iskontolu olduymuş. İskontolu muymuş? İskontoluymuş. Benim için önemli olan buydu. E, yani tezimin doğrulanması iskontoluysa iskontolu. Bunu e, söyleyebilmek. Ya, bu konularda ısrarcı değilim. Yani illa iskontolu Dedik diye de e, iskontolu da olmayabilirdi ama e, iskontolu gibi gördüm ben yani yurt dışı emsallerini de araştırdık. e Şimdi o kadar araştırma yapmışsın yurt dışı emsallerini araştırmışsın yurt içi emsallerini araştırmışsın. E, pozisyon istediğin gibi olmayınca insan üzülüyor arkadaşlar yani ben de e, o yüzden istediğim gibi olmayınca Maranne üzüldüm yani. Ama e, daha sonrasında istediğim gibi olunca insana da hak yani o haklı olmanın verdiği gurur e, bambaşka bir şey. Hoş bir pozisyon yani. Evet var mı başka sormak istediğiniz Arkadaşlar yavaş yavaş kapatacağım Çünkü canlı yayını kapatmadan sormak istediğiniz varsa sorun o sıkı takipçisi zamanı geldi mi e, Herkese yiyeceğim okulu da yalnız e, yani şirket ortakları işlem yapıyor buna da özellikle dikkat etmek lazım Arkadaşlar yani biz burada her şeyi anlatıyoruz öyle olacak böyle olacak şöyle olacak o olacak bu olacak ama ya yani biraz da olay patronlarda bitiyor yani patronlar veya şirket ortakları e, olayın içine dahilse fiyatlara etki edecek tarzda alım satım yapıyorlarsa e, dolayısıyla orta uzun vadede fiyatlara etkisi oluyor o yüzden e, bu konularda biraz nacizane e, şirketi araştırıp en azından patronuna da bir bakıp e, nedir ne değildir bunları araştırmak gerekiyor. Arafa içi göz ne demiş? Petkim, Petkim'de, Petkime de analiz yapmıştık. Ya Petkim tarafı yani orta uzun vadede sıkıntı yok. Bu Petkim'de çok çok uygun fiyatlamalarla pozisyonlara daha önceden ben dahil olmuştum. Burada ama fiyatlamayı yaptılar. Yani hem teknik analiz nezdinde hem de Orta vade bir analiz nezdinde burada fiyatlamayı yaptılar. Ne zaman yaptılar? Şurada o fiyatlamalar oluştu. Yani 7.13'lerde o fiyatlamalar oluştu. Teknik olarak bakmak gerekirse şurada kısa trend çizilebilir. Yani şu bölüme kısa bir trend çizersiniz. İşte Destek, destek, destek dersiniz. Şu bölgelere yakın bölgelerden pozisyon alıp daha sonrasında ilk etapta şuraları beklersiniz. 6.32'leri ama baya baya gerçekleştirdiler. Uzun vadede süper bir hisse ama... Ee, kısa vadede bence fiyatlanmış olarak gözüküyor yani ekstra o marj göremiyorum o yüzden e, kısa vade pozisyon açmak e, buralar için yani buralar kısa vade pozisyon açmak için doğru yerler olmayabilir burada trend desteğine geldiğini gördünüz artık trend kırılımının da olduğunu görüp e, pozisyon arttırabiliyorsanız ne mutlu size yani şu bölgelerde de trend kırılımı oldu buralarda da pozisyonumu arttırayım derseniz burada pozisyon arttırıp e, olayın içine devam ediyorsanız zaten hali hali hazırda devam ediyorsunuzdur. E, yayın yani e, hissede yatırım yapmaya veya işte şu dirençte yarısını vermişsinizdir. Daha üstüne giderse şu bölgelere kadar e, beklersiniz veya daha da üstüne üstünü hayal ediyorsunuzdur. Ama uzun vade bir yatırımcıysanız Petkim'in grafiğine de bakmanıza gerek yok. Yani FK analizi veya işte oran analizlerine baktığınızda Petkim zaten uygun çıkıyor. Yani FK 5 yine öbürlerde. Piyasa değeri bit oranı 3.70'lerde. Piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 4'lerde. Şimdi kendini 4 senede amorti edecek. Güzide e, bir kuruluş var Petkim gibi bu şirkete orta uzun vade yatırım yapılmaz mı? Yapılır bence. Neden yapılmasın? Fiyatlamalar ucuz ama daha uygun fiyatlamalar yakın, yakalanabilirmiş yani. Şu an için giriş için doğru zaman mı? Bence doğru zaman değil. Kar bırakır mı? Bırakır. O oh, sahol, alkol, ecil, Tezol, Gesan. Bak bu Tezol'u dün akşamki videoda baktık. Agol'u dün akşamki videoda baktık. Sahol e, geçti dün akşamki videoda baktı yarımans. Bu e, üçüne baktık. Gesan'a bakmadık. Genil bunlar da yeni halka arzlar. E, tezol'a da baktık ama yeni halka arz diye. Şu eczacı ilaç tarafını bakayım. Yani eczacı ilaçta da burada artık e, nasıl bir işlem yapacaksınız? Kısa var mi? orta vade mi, uzun vade mi? Bunu da sormak lazım. Yani şu bölgeler Şimdi son 5 senelik burada son 5 senelik grafiğe baktığımızda e, mükemmel bir prim var ama e, bu prim neden dolayı oluştu ben size şöyle söyleyeyim. Burada artık e, yani gayrimenkullere bir değerleme olayı eczacı ilacın içinde çok ciddi oranda gayrimenkuller var. Yani artık şu son e, ben şu 2020 öncesini pek kale almak istemiyorum eczacı ilaçta. Bu fiyatlar görülemez bundan sonraki süreçte. Eğer görülürse mükemmel fırsatlar yaratır. Yani eczacı ilaç şuralara falan gelirse yani hayatınızın fırsatı olabilir diye düşünüyorum. Şu bölgelere eğer gelirse yani 4 liralı fiyatlara şu bölgelere gelirse hayatınızın fırsatı olabilir diye düşünüyorum. Neden derseniz işte bu hissenin temeli olan bir hisse eczacı başı. Eczacı ilaç diyeyim. İşte kartal arazisi var. O o araziler değerlendi. Yani şirkete gerçek bir realist bir değer geldi arkadaşlar. Realist bir değer geldiği için hani geçmiş o 3 senelik, 4 senelik pozisyonu ya yani geçmişini görmemeniz gerekiyor. Çünkü hala hazırda bir değer geldiyse, değer oluştu yani öyle söyleyeyim. Zaten defter değerinin sürekli altında fiyatlayan, yani hem kar edip hem defter değerinin altında fiyatlayan bu güzide şirket şu an yine hala ve hala ederinin altında fiyatlıyor. Bu durumla birlikte yani haftalık baktığınızda şu bölgeler destek ve pozisyon açma aralığı için uygun bölgeler gibi duruyor. Şuralarda da haftalıkta bakın iyi hareketler gelmiş. Şöyle biraz daha marj verelim. Yani 5.66 daha aşağılarda işte 5.38'ler var. Bu bölgeler iyi bir pozisyon açmak için iyi bir aralık diye düşünüyorum. Eğer buradan daha da geri gelir şu fiyatlara geri gelirse, geri gelirse yani Mükemmel bir aralık olur. Orta vadeli olarak şuralarda bir pozisyon açıp eğer geri gelirse de şuralarda pozisyona dahil olup artık bunu kenara çekilirseniz ileride çok ciddi fırsatlar yaratabilir diye düşünüyorum. Nacizane orta uzun vadeli bir e, stratejiydi. Onu da özellikle söyleyeyim. yani Kısa vade olarak baktığımızda fena durmuyor. Destek bölgesine bile o geri çekilme olmamış. Yani o 5-66'lara kadar bile geri çekilme olmamış. Eğer buraya kadar gelirse güzel fırsat diye düşünüyorum ama dersen ki ben memur zihniyeti yapmam bu fiyatlardan da fena değil burada artık kısa trend kırılımlarını bekleyeceksin eğer pozisyon aldıysan da çok da sert geri gelmiş 6.75'lerden bu bölgeye kadar buralarda bir pozisyon alıp göreceli olarak paralel çizelim ezacılar yani göreceli olarak baktığınızda kısmi bir paralel daha ekleyelim. Daha kısa vade de ne olabilir? Nerelere kadar gidebilir? Yani daha kısa da bu bölgelerden pozisyon alıp şuralardan 6.33'lerden pozisyonla vedalaşılabilir. Veya daha üstüne çıkarsa işte 6.76'lara kadar kısa da. Eğer bunun da üstüne çıkarsa şu boy kadar yukarı gitme potansiyeli var. Yani hemen hemen 1 lira 10 kuruş. 1 lira 10 kuruş da eklerseniz 7 lira 80 kuruşlar falan yapar. 7 lira 80 kuruşlarda şu bölgeler yapar falan filan. Bir şeyler kurgulanması lazım Kısa vade ve orta vade için Evet arkadaşlar valla baya yine Bir saatlik bir yayın oldu Bugün bildiğiniz üzere ikinci yayını yaptık Benden bu kadar Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın Kanalı beğenmeyi ve Daha sonrasında abone olmayı unutmazsanız Sevinirim Hepinize çok çok teşekkür ediyorum Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu hafta sonları diliyorum. Yarın yine bir canlı yayın bir de endeks analizi atarız. Bunlar böyle iki tane eğitim videosu olsun. Hiç eğitim içeriği çekmiyoruz diye bu eğitim içeriklerini çekmek gerekli olduğunu düşünüyorum. İşte vade kavramları çokça karıştırılıyor. İndikatör konuları çokça karıştırılıyor. Bunları anlatma nezdinde bu iki videoyu biraz böyle eğitim niteliğinde olsun diye çektim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar beni izlediğiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hayırlı